benden boşanmak istiyorsan bana de ki Müzeyyen, benim hayatımda biri var. Ya biri ben var, de bunu anlamıyorum sözümü işte. Kesme. İlla hayatında biri mi olması benim lazım? Benim hayatımda biri var de. Hı hı. Ben dedim hemen boşanayım senden. Yeminler etti. Allah canımı alsın. Kur'an'a el basarım. Öyle bir şey yok. Ne zaman dedim be bunu? Ne zaman dedim? Cuma günü mü söyledin? Cuma günü dedin. Hatta Cuma ben dedim ki sana Müzeyyen ben seni diyelim. Boşamıyorum. Kapının önüne geril. İşte avukat 150 bin lirayla tazminat çıkartmış. Çocuğa nafaka diyorsun. Ben dedim. Ben sana diyorum ki ama bak aklına o zaman Esra'nın duymak istediği şeyi söyleyeyim ben sana. Sana boşanma konusunda Müzeyyen hiçbir zorluk çıkartmıyor. O zaten açtığı boşanma davasında hemen çocuğundan vazgeçmiş. Zaten çocuğunu yanında istemiyor. Çocuğu da veriyor. Ben seninle yeter ki bir an önce boşanayım diyor. İşte abla benim bakın. Benim tanıdığım Müzeyyen bu değil. Ya abla yalan, şöyle bir şey. Yalan, çocuğu istemiyor yalan, değil. Yalan. Sadece... Hep bana böyle yalan konuşuyorsun. Hacı Bey şunu anlamıyorsunuz. Zaten İnsanlar şey yalnızca boşanma sebebi olarak sadakatsizlik değildir. Evlilik birliğinin asla tasvip etmiyorum Müzeyyen'in yaptığını. Ama siz de eşinize bağlı değil, bağımlı birisiniz. Bunu ben kişisel kanaatimi hastalık haline getirmişsiniz. Ben hastalık... Takıntılarınız hayır, var. Hayır, İstediğiniz hayır. Cevapları karşıdan duymak istiyorsunuz. Tahrik olmak istiyorsunuz. Bunlar hoş değil. Yani karşıda sorabileceğiniz şey benimle evliliğe devam etmek istiyor musunuz? Yani size sevmediğini söylüyorsa bakın bunun bir evlilik birliği temelinden sarsıldığı zaman da insanlar çok iyi olabilirler ama eş olmayabilirler. Tamam ablacığım bak ama. İşinizin bakın sadakatsizlik yaptığını ben yazıştığını gördüm diyorsunuz. Esra Hanım da dediği tamam, gibi ruhen de insan birini aldatabilir. İlle fiziken aldatma olması gerekli ablacığım, değil. Ablacığım tehdit ediliyor. Bunu hayır, söylemiyor. Hayır edilmiyorum. Esra abla. Bak. Söyle hala lütfen. Aynısını söylüyor musunuz? Ben tehdit edilsem şu an buraya çıkmam zaten. Ben kendi özrüyademle geldim buraya. Ayrıca demin üçüncü dedi bir ya. Şahıstan bahsediyor. Bu kişinin size tehdit ettiğini iddia ediyor. Hayır var kesinlikle bir yok. Hayır kesinlikle birinden yok. Bir baskı görüyor kesinlikle musunuz? Kesinlikle. Hayır söyle ben ama. Buraya kendi irademle çıktım. Hacı dinliyorsunuz burada. Duyuyor ben buraya kendi irademle çıktım. Ve diyor ki kimse diyor sahipsiz değil diyor. Benim ya sahibim peki, sen de değilsin. Sana kimse bu şahıs değil. Bak bu şahıs. Niye böyle bir şeyler söylüyor? Hayır otelden ben tehdit ediyorum. Böyle bir şey yok diyor. Ben bakın, tehdit edemiyorum. Böyle bir şey yok diyor. Al karşında karın ya ağzından ya duyuyorsun. Ya benden duyuyorsun. Şu an benden duyuyorsun. Yalan söylüyorsun. Niye kabullen? Aldatıldığını niye kabullen? Ben aldatıldığımı kabullenmek değil. Bana yalan bakın. Söylüyor. Esra abla bak. Söylüyor. O odada bana dedi ki. Ben sen dedi ne istiyorsun dedi. Ben dedim ki. Ben seni dedim artık sevmiyorum. Ben artık soğudum dedim. Bak herkes o zaman duysun. Ben artık senden soğudum dedim ve boşanmak istiyorum dedim. O dedi ki 15 yıl da geçse dedi ben boşamayacağım dedi. Ben dedim ki 15 yıl da geçse dedim ben dedim dava açmaktan vazgeçmeyeceğim dedim. Ben de boşanmaktan vazgeçmeyeceğim. Ben de boşanacağım o zaman. Boşanmayacağım. Ben de boşanmak davası açacağım o zaman Hacı. Sürekli. Şimdi Müzeyyen'in zaten... Yani evlilik içerisinde tamam ablacığım. Yaptıkları kabul edilemez. Diyelim ki barıştınız. Sen bu şüpheyle yaşamaya devam eder misin? Bırak biriyle biriyle görüşmesini. Her telefonu aldığında bak bu telefon ne biliyor musun? Evet. Ben açıkça söylüyorum. Dünya yatağınızda. İnsanlar yatağınızda, mutfağınızda, salonunuzda, yaşamınızda, metroda. Bak o küçücük alet... Aletin ucunda milyarlarca insan var. Evet. Değil mi? Var abla. Bir insanın aldatmak için artık bir yere gitmesine gerek yok. Bir sanal ilişkiler gibi bir durum çıktı ortamıza. Herkes onun peşinden koşuyor. Sen bunu yaşamış biri olarak, bak kendimi senin yerine koyuyorum. Tamam. Ben bunu yaşamış biri olarak bir kere daha eşime şüpheyle yaklaşacağım için ya da ben aynı şeyi yapsam o bana şüpheyle yaklaşacağı için o ilişkide artık güven olmaz. Ve birbirinize zarar vermeye başlarsınız. Ablacığım, böyle ben, sağlıksız bakın, bir ilişki yaşamak. Ya İkinizi ben, geçtim. Çocuğunuz için normal mi? Ya zaten çocuğum için normal değil. Şimdi ben sadece cevap arıyorum. Şimdi. Ya bu. Ben aynen. Yani. Kötü anneyim işte. Yaptıklarım değil. Yapmadıklarım İnsanlarla söyleniyor. İnsanlarla görüşeceğim tamam. Diye çocuğa ihmal ettin hep. Tamam sen kabul etmiyorsun o zaman. Ben Hülya Hanım. O çocuğa da zaten dışarıdaki Esra biri geliyor bakıyor. Esra Hanım beni konuşturmuyorlar ama bak. Bana da bir şey geliyor böyle yazışmalar geliyor.
Bak beni konuşturmadığı için benim oğluma da kızıyorlar yazışmalarda. Benim gelinim neden kocası yanında yatarken aynı odada telefonu eline alıp da kendisini başkasına göstererek öpücük atıyor. Seni kim çok görmüş? Seviyorum. Seni kim çok görmüş? Seviyorum diye. İçeride saçını başını açıp böyle kameralara geçip böyle bunları niye gösteriyor kendini? Olmayacağım, benim kardeşlerim gibi olmayacağım diyen sen değil miydin? Daha beterini yaşadın. Daha beterini yaşadın. Bakın annesi, o bu hiç önemli değil. Bunu kişi kendi sana yazıklar olsun ben kapımı açtığım için. Sana yazıklar olsun. Bana yazıklar olsun. Sana gözüne dizine duracak bunlar senin. Güzel tek bir soru sormak için. Peşinden soğudun, evet. Duygularının farkındaydın. Tüm bunları tamam, yaşamanıza... Sosyal medyada birileriyle tanışıp arkadaşlık yaptıktan sonra hayatınıza bir yön veriyorsunuz. Aslı olan senin duyguların. Niçin öncesinde boşanma isteğini söyleyecek kadar cesur değildiniz? Diyorsun ya, evli olmak zorunda mıyım, mecbur muyum evli olmaya diye. Çok haklısın. O ilişki bittiyse onu bir yerde en düzgün ve sağlıklı haliyle bitirmek lazım. Kangren olduysa. Ben de diyorum ki tüm bunlara, bu karmaşaya, bu keşmekeşe, insanın gururunu da incitecek sözleri duymak zorunda kalıyorsun hatalarından dolayı. Onun öncesinde niye boşanma davasını açma cesaretini göstermedin? O zaman bilmiyorum. Hı? Galiba çocuğum var diye. Yine çocuğun var? Evet, gene var. Ha? Gene ya çocuğunu düşünseydin. Bak çocuğunu düşünseydin. Bana bir defa derdin ki benim kızım ne yapıyor diye sorardın bana. Çocuğu 8 aylık olana biz ağladık dışarıda. Sen nasıl bir annesin de ağlamıyorsun? Neden neden sormuyorsun? Çocuğu, İki tane çocuğu babasının yanına alıyor. Ailesinin yanına götürüyor iki tane çocuğu. Sen nasıl bir tane çocuğu gözyaşı... Sanırım çocuğu da istemiyor. Peşinden ya, de yazmışsın zaten. Esra bak sürekli ama oğlunuz da boşanmayı istemiyor. Ona ne diyeceksiniz? Efendim? Oğlunuz bütün bunlara siz bir takım hakaretlerle bulunuyorsunuz da. Ben boşanmasını istiyoruz biz. Kardeşi olarak, benim ablam olarak, abiler olarak bu biz ona hep söylüyoruz. Bu sizin isteğiniz, ona sorun. Evet ben, biz ona soruyoruz. Ben boşanmayacağım. Ben de boşanacağım. Ben boşanmayacağım. Senin boşanma sebebin var ki yapıyorsun. Ya illa sebep var, olması lazım. Evet, bir saniye. Var. Seren Hanım, Esra asıl Allah. Şu anda boşanma sebebi olan... Biz seni istemiyoruz kişi... seni. Sen demedin mi? Ben ailemin durumuna düşmek istemiyorum demedin mi? Tamam düştüm işte bak ailem. Benim annem de aynı demedin mi? Benim başıma... Sürekli bak, aileden duyuyorum. Hayır ben söylüyorum. Bacı, gerçekten. Ben söylüyorum. Kaçıncı, kaç evlilik yaptın? İlk evliliği İlk evliliği mi? Daha önce evlilik yaptın mı? Nişanlıdan ayrılmış. İlk değil, nişanlısını da bırakmış. Ya Serena, benim... nişanla ayrıldığını biliyorsun, oğlunla evlenmiş. Geçin orayı i̇şte ya. Ben bilseydim. Benim ilk evliliğim. Yalvardı ilk bize, yalvardı. Senin? Neyi bilmiyordunuz? Bize yalvardın. Neyi bilmiyordunuz? Bir dakika Esra abla, neyi bilmiyordunuz? Bize yalvardın. Dedim ki benim anneciğim dedim. Sözden ayrıldım zaten biliyordunuz. Ben nişanlıdan ayrıldım dedim. Benim yüzüme vurmayın. Ben öyle geldim dedim. Benim şu an oğlum vuruyorsun öyle kabul ama. Etti. Tamam mı? Şu an geçmişimi bana vuruyorsun. Ablacığım benim ilk evliliğim. Onunla ilk evliliği. Nişandan ayrıldığını laf ediyorsunuz. İhaneti kabul ediyorsunuz. O nasıl olacak? Etmiyorum ki ben. Biz etmiyoruz. Ama siz, şunu da anlamıyorsunuz. Siz evli değilsiniz. Evlilik iki kişilik. Etmiyoruz. Ben etmiyorum. O yanınızda oturan kişi. Siz öyle bir... O var ya, evleninceye kadar değer yargılarınızı oğlunuza verirsiniz. Ondan sonra onları alır ya da almaz. Bundan sonra söz oğlunuzun. Siz ancak verdiği kararlara destek verebilirsiniz. Kabul edersiniz, etmezsiniz. Biz etmiyoruz onu kabul. Ben etmiyoruz. Sizin de söylediğinizin çok da önemi yok. Bu evlilikte de onların davranışlarının sonuçlarına katlanacak olanlar... Ben de şu an boşanmak istediğimi söylüyorum. Ben de sana ne olacağını söyledim. Ben boşanmak istiyorum. Ben dava açacağım. Dava açmaktan da çocuğu da sana veriyor. Çocuğu veriyor sana. Velayeti. Tamam versin. Ben kimseye çocuk falan vermiyorum. Öyle değil mi? Valla razıyım o zaman versin. Yok ben çocuk falan vermiyorum. Annem diyor ama. Ben. O kendi düşüncesi. Senin çocuğa gül gibi bakılıyor, gül gibi. Senin kıza bir git de bir bakala. 10 günün içinde kilo aldı. 10 günün içinde. Ya işte. Seren Hanım lütfen şunu yapmayın ya. Of. Ama ben... Keşke çocukların hayatları nereden aldıkları kilolarla yiyeceği yemekle doymuş olsaydı. Bana dürüst olmuyor. Ateş düştüğü bana yeri yakıyor. Kimsenin yanı kimse bilmez bunu. Hep böyle yalan. Hı? Niye bana dürüst olmuyor? Ya sana dürüst olmuş. Dürüst oluyorum işte ben senden diyorum. Boşanmak istiyorum hala diyorsun. Ne duymak istiyorsun? Yalan söylüyorum. Yalan söylemiyorum. Esra abla bak ben sana gene söyleyeyim.
Hacı Bey, siz yalan söylemeyi bırakın. Siz o gün eşiniz evden ayrılmadan önce telefondakileri bizzat görüp okumadınız mı? Okudum. Tamam. Tamam. Ne yaptı ya size? Neyin yalanını söylüyor? Yazmadım demiyor ki. Yazıştım ben diyor. Ben inkar etmiyorum ki. Ben iki kişiyle ya hata yaptım Mesra abla ama... Bakın benimle Sayın Hanım lütfen. Benimle oyun oynamasın. Ben seninle oyun oynamıyorum. Gördüğünüz ben neydi Hacı Bey? Ki, ben gel. Seninle oyun oynamıyorum. Sen bana geçmiş karşımda diyorsun ki sen tehdit alıyorsun. Ben tehdit alsam şu an burada mı olurum acaba? Evet. Evet. Hayır, çünkü sana öyle bir şey dedi ki. Sana hayır, öyle bir şey dedi ki git. O senin kendini, iddian. Kendini akla. Hayır, istemiyorum. Kesinlikle beni yok. Hiç katma. Kız arkadaşındayım de. Gel. Hayır. Esra, ben bu sorulara cevap vermeyeceğim. Ama tek şunu bilin. Ki, çünkü ben tehdit edilmiyorum. Benim dediğimin ne kadar doğru olduğunu sen adın gibi biliyorsun. Tamam. Siz böyle olduğunu söylüyorsunuz. Peki Müzeyyen... Bir de ben şunu öğrenmek istiyorum abla. Şunu da açıkça söyleyen biri. Ya ben bir kişide değil birkaç kişiyle yazışıyordum. Aksi gibi hepsi o anda mesaj yazmaya başladı. Ve eşime de bu şekilde yakalandım diyebilecek kadar da... Yani yaptığı davranışı, ayıbı böyle hani rahatça, dürüstçe söyleyebilecek kadar da cesur. Ablacığım o zaman şunu da söylesin. İnkar o zaman çok abla. Cesur ya. Çok cesur. O zaman şunu da söylesin. Gitmeden biz tartıştığımızda... Gelip benden bir daha yapmayacağım dedi. Tamam. Şöyle bir dakika dinler misin? Bir sözümü bitireyim de. Tamam yapmayacağım dedim. Affet dedim.